Neyse arkadaşın 15 dakika geçti. En kıymetli şey zaman. Zaman ömür. Ömür demek. Evet. Burada durdum. Ayarladım. Arasına var. Değerli arkadaşlar, değerli konuklar, hoş geldiniz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Demokraside Birlik Vakfı ve İnsan Değerler Derneği'nin işte düzenlediği, pandemi dolayısıyla ara verdiğimiz bu senenin, bu sezonun diyelim, bu sezonun ilk toplantısı böyle başladık. Bu yılın da önümüzdeki yılbaşı 2022'de son toplantısı oluyor. Çok mutlu olduk sizler aramızda görmekten. Halim Bey gerçekten çok değerli bir dostumuz. Burada daha önce iki konuda bir yüz okuma bir de canlı bomba konferans verdik. Gerçekten çok değerli bir insan yaşamı, insan gelişimi ile ilgili çok değerli eserleri var. Bunları okuyup zamanlarını almıyorum, değil mi? Çünkü ben baktım, kitaplar hep tükenmiş ama yine de bulunur. Evet, dostlarımız için yazmış. Evet. En son şeyi de evlilik. Güvenli liman evlilik. Güvenli liman evlilik. Aile tabii çok önemli. İnsanlar hepimiz için çok önemli. Toplumun temel taşı, temel birimi diyebiliriz. Evet, başlarken şunu söyleyeyim. Bizim çok değişik projelerimiz oldu. Demokrasi Şurası yaptık. Vakfımızın kuruluşunun 20. yılında, 2013'te Türkiye'de ilk defa Demokrasi Şurası yaptık. Bizim maksadımız şu, arkasından insani değerler var. İnsani Değerler Derneği ile Demokraside Birlik Vakfı beraber bu dernekler yasasının ikinci maddesine göre bir platform oluşturabildik. Tam demokrasi platformu. Bu manada işte 6 siyasi parti genel başkanını, onun üzerinde Türk İş Tabipler Birliği dahil işte birçok sivil toplum örgütlerini ziyaret ettik. Güçlü bir demokrasi talebi olsun istiyoruz. Bizim şeyimiz mutlu, herkesin güven içerisinde yaşadığı, gelişmiş, güzel bir ülke olabilmek. Temennimiz şu tabii, Türkiye büyük bir ülke, çok önemli bir ülke, bir imparatorluk bakiyesi, dünyanın bir kültür merkezi diyebiliriz. Hem batılı, hem doğulu, hem orta doğulu, hem Avrupa, hem Karadeniz, hem Türk, hem Müslüman, çok değerli bir ülke. Ama bu 100 yıllık Cumhuriyet dönemimizde gelişmiş bir ülke olamadık. Halen gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bunu işte iyi kötü dünyadan haberdar olan insanlar olarak rahatsız oluyoruz. Biz gelişmişliği fazlasıyla hak ediyoruz. Etmiş olmamız lazım. Bizden önce bizimle beraber yola çıkan işte Güney Kore, Japonya, Almanya, iki cihan savaşı geçirdiler. Onlar gelişmiş ülke oldular, biz olamadık. Bütün temennimiz bu tam demokrasi platformuyla beraber toplumdan güçlü bir demokrasi, insani değerler talebi oluşturup inşallah ikinci yüzyılı cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmış bir ülke olursak o zaman gelişmiş bir ülke olacağız. Evet, Sayın Milletvekilim hoş geldin. Buyur. Gelişmiş ülke olmak çok da zor değil. Bu potansiyel bizde var. Fazlasıyla var. Ama kaynaklarımızı çarçur ediyoruz. Başta söylüyoruz, insan kaynaklarımız olmak üzere ülkemizin bütün kaynaklarını çarçur ediyoruz. İşte israf, yolsuzluklar, kötü yönetim, yanlış yatırımlar kaynaklarımız çarçur ediyor. Bunları dikkatli kullanırsak, yani demokrasimiz evrensel normlara gelirse inşallah gelişmiş bir ülke olacağız. Bunun hepsinin başında da birbirimizi çok sevmemiz gerekiyor. Yani her insan çok önemli, çok değerli. Şimdi bugün tevafuk oldu veya daha güzel oldu, Abdülkadir Bey söyledi, Halim Hocam'la. Her şey mutluluk üzerine. Maksadımız sadece zaten fert olarak mutlu olamayız. Hepimizin mutlusu, komşumuz mutlu olsun, iş yerimizdeki arkadaşlarımız mutlu olsun, güven içerisinde olsun. Bugün Türkiye bir seçim sürecine girdi. Kıran kırana bir seçim olacak. Zaten siyasetçilerden çok şikayetçiyiz yani. Bu muhalefet, iktidar hepsi dahil. Birbirlerine çok ağır şeyler söylüyorlar. Biz bundan rahatsız oluyoruz. Bu da neyimizi artırıyor? Strese sokuyor bizi.
İşte geçim derdi, pahalılık, enflasyon, şu, bu, terör, Allah belasını ver. Yani çok üzülüyoruz. Ben şahsen çoğu zaman haberler açıp terör şeyini, 40 sene oldu ya, halen Türkiye'de terör var. Çok acı bir şey. Bakın hiçbir demokrasi gelişmiş ülkede terör yok. Önleyemeyiz. Benim de kanaatim, gelişmiş bir ülke olmak istiyorsak, hiç terörün olmadığı bir ülke olmak istiyorsak, zengin, huzur içerisinde mutlu bir ülke olmak istiyorsak, demokrasisi gelişmiş bir ülke olmaktan başka çaremiz yok. İşte bu gerginlikler, bu stres var. Daha önce rahmetli Özal zamanında bu Avant'ta öyle bir toplantı yapmıştık. Bütün müsteşarları toplamıştık. Baltaş, ne bu Baltaşlar var, Profesör Karıkoca. Suat Baltaş. Suat Baltaş. Acar. Rahmetli Özal bütün müsteşarları işte, MİT müsteşarı, Başbakanlık müsteşarı, DPT vardı o zaman müsteşarı dahil onlara stres yönetimini anlatmıştı. Ben de bunu çok önemsiyorum. Abdülkadir Bey söylediği zaman sağ olsun Halim Bey'in de o yöne yönelmesi bizi mutlu etti. Bugün bunu dinleyeceğiz. Mutlu yaşamak için stres yönetimi. Nasıl yöneteceğiz? İşte seçim sürecinde stresimiz yüksek. Birçok olaylar karşısında stres yüksek. İnşallah bu toplantıdan mutlu olarak ayrılırız. Halim Bey çok yoğun. Bu davetimizi kabul edip geldiği için yürekten teşekkür ediyorum. Evet. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, bütün sözü Halim Bey'e bırakırım. Ben öyle geçiyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Müsaadenizle ben de sizlerin karşısında olmak istiyorum. Evet. Çanakkale Savaşı'nın en kanlı günlerinden biri. Türk siperi içerisinde bulunan Mehmetçik, az ileride yağmur damlaları gibi mermilerin uçuştuğu bir anda en sevgili arkadaşının vurulup kanlar içinde yere düştüğünü görüyor. Hemen çıkıp yanına gitmek istiyor. Ama komutanı izin vermiyor. Delirdin mi sen? Değer mi? O zaten öldü diyor. Ama Mehmetçik, en sevgili dostu, kanlar içinde yerde birkaç metre ilerisinde. Bir hamle daha yapmak istiyor, yine engelleniyor. Ama üçüncü kez bir hamle yapıp gidiyor, arkadaşını kucaklıyor, sırtlıyor ve sipere geri dönüyor, yuvarlanıyorlar. Bakıyorlar ki arkadaşı ölmüş. Komutanı çok kızıyor. Ben sana diyor demedim mi? O zaten ölmüştü. Değdi mi? Neden bu hareketi yaptın? Mehmetçik cevap veriyor. Evet diyor, değdi komutanım. Nasıl? Ben gittiğimde o daha sağdı. Ben kafasını kucağıma aldığımda bana baktı, gözlerini açtı ve dedi ki geleceğini biliyordum sevgili dostum, geleceğini biliyordum. Sevgili dostlar, güven vermek çok önemli. Güven duymak da önemli. Ama asıl önemli olan şey nedir? Duyulan güvene layık olmaktır. Bu konferansı düzenlerken, sevgili dostumla konuşurken bunları düşündük. Yine stresin en önemli nedenlerinden biri olan güvensizlik konusunu. Güven duyduğumuz dostlarla bir arada bulunursak ve tartışırsak etkisi daha fazla olur diye düşündük. Bu duygularla hepinizi sevgi, selam ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bir teşekkür etmeyi borç biliyorum. Öncelikle bu konferansın düzenlenmesinde sevgili dostlarım, Vakıf Başkanımız Mehmet Bey ve Dernek Başkanımız sevgili dostum Abdülkadir Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sizler de buna katılırsınız zannedersem, değil mi? Arkadaşlar, dünya, hayat akışı itibariyle durmaksızın gidiyor. Nereye gidiyor biliyor muyuz? Bazen farkındayız, bazen farkında değiliz. Ama önemli olan ne? Her zaman dediğim gibi, insanın kendisini tanıması, hayata bakış açısının ne olduğunu ortaya koyması. SWOT analizi dediğimiz, kişinin kendisinin güçlü, zayıf yönlerini bilmesi, fırsatlarının ne olduğunu anlaması ve buna fırsatlara karşı tehditleri, engellerin ne olduğunu bilirse hayat daha güzel olmaz mı? Bir söz var. Sizin başkalarından daha iyi olduğunuz önemli değil. Sizin kendi geçmişinizden daha iyi olmanız önemlidir diyor. Peki ben kimim? Dostlarımın çoğu beni biliyor.
tanıyor. Ama kısaca, şunu kapatalım olur mu? Daha rahat görünce herhalde. Evet. Ben Halim Altınışık. İlk hisse gelişim eğitimleri 77 yılında Fransa'da aldım. Daha ülkemizde o zaman çok fazla yoktu hisse gelişim. İşte kişilik analizleri. Ben o eğitimleri aldıktan sonra Fransız Filolojisi mezunuyum. UNESCO'da çalıştım. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim, Kültür Organizasyonu, Türkiye Milli Komisyonu'nda. Daha sonra bir dönem Almanya'da diplomat olarak görev yaptım. Başbakanlıktan emekli oldum. Ve 20 yıldan daha fazla kişisel gelişim konularında eğitim vermekteyim. Allah'ın bana verdiği belki bir şanstır. Çok ünlü insanlarla birlikte çalıştım. Değerli bilim adamlarıyla çalıştım. Dolayısıyla Türkiye'nin ilk yüz okuma uzmanıyım. Türkiye'nin yine ilk soru sorma uzmanıyım. Canlı bomba uzmanıyım. Ve evlilikte güven. Bu dört konuda da kitap yazdım. Şimdi üç kitap üzerinde çalışıyorum. İş hayatında güven, el okuma. Zannedersem bir ay içerisinde bunları da bitireceğim. Ben buyum. Peki siz kimsiniz? Streste misiniz? Niye öyle sert bakıyorsunuz beyefendi bana? Ben gülümsediğimi zannediyorum. Sizin vakitte ne kadar güzel. Çünkü sevgili dostlar, yüzünüzdeki bu tebessüm hiç eksilmesin. Yüreğinizdeki sevgi hiç eksilmesin. Bu çok önemli. Bizleri hayata bağlayacak bu. Gözlerdeki pırıltılar. İşte bugünkü konumuz nedir? Stres. Peki streste misiniz şu anda? Bir ölçelim bakalım. Sürekli yorgun bir halde misiniz? Sabahları yorgun bir halde kalkıyor musunuz? Değil mi? Kendinizi sinirli, endişeli ya da panik halinde mi hissediyorsunuz? Benim torunum var diyor. Dede ben stresteyim. Sevsin dersin dedim. Senin ne stresin var bakayım? Gel anlat. Başkalarına karşı tahammül gösteremiyor musunuz? Bir konuyu yoğunlaştırmakta güçlük mü çekiyorsunuz? Uyku probleminiz var mı? Çoğumuzun var değil mi? Genelde baş ağrısı çeker misiniz? Baş ağrısı olmayan var mı? Çevremizde. Herkeste var değil mi? Daha önce yaptığınız işlerden zevk almıyor musunuz? Daha önce zevk aldığınız, çok büyük bir hoşnutlukla dile getirdiğiniz o çalışma yok. Kendinizi önemli biri değilmiş gibi mi görüyorsunuz? Ben kimim? İşte bu sorunun cevabı çok önemli. Soğuk algınlığına yakalanıyor musunuz? İştahınızda artma var mı? Çabuk mu sinirleniyorsunuz? Bu soruları çok artırabiliriz. Ama şu, gördüğünüz soruların yarısına yakın veya yarıdan çoğuna cevap veriyorsanız, evet diyorsanız, siz streslisiniz. Ama önemli olan tabii stresin derecesi. Son yapılan bir araştırmayı paylaşmak istedim. Mutluluk ve stresle ilgili. Türkiye'nin stresi yüksek mutluluk. Buyurun. Gülsün Hanım, ben de buyurun. Özür dileriz. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamam. Türkiye'de her 10 kişiden 6'sı kendisini stresli hissediyor. Bir araştırma sonucunu aldım buraya. Üniversite mezunları %65'inin kendini stresli hissederken ilkokul mezunların da bu oran %56. Ne diyorsunuz bu oranla? Yüksek. Yüksek. Hem demek ki bazı şeyler çok fazla düşündüğümüzde, çok fazla bir orada kalite ortaya koyduğumuzda daha çabuk strese giriyoruz demektir, değil mi? Sen çok endişeli bakıyorsunuz. Yok. Ne düşünüyorsunuz? Şu anda başka bir şey düşünüyorsunuz. Şimdi hangisine gireyim acaba? Herkes kendini bir yerde bulur. Devam edelim. Yine her 10 kişiden 4'ü kendini ne mutlu ne de mutsuz hissediyor. Bir de bu var. Mutlu musun? Bilmiyorum. Mutsuz musun? Bilmiyorum. Ne biliyorsun? Kimsiniz siz hanımefendi? Ben hafize şahidim. Hangi özelliğe sahipsiniz? Strese çabuk girer misiniz? Yok. Öfkeli misiniz? Değilim. Emin misiniz? Eminim. Eminim. Öfkeli olmadığım var. Her 10 kişiden 3'ü ise kendini mutsuz hissediyor. Her 10 kişiden 3'ü. Mutsuz.
Mutlu hissedenlerin oranı ne yazık ki yine azınlıkta kalıyor. Yani araştırmaya katılan %28'i kendini mutlu, %30'u mutsuz, %42'si ne mutlu ne de mutsuz hissediyor. Demek ki bu rakamları bile dikkate aldığımızda bütün dünyada bir sorun ama ülkemizde daha fazla bir sorun. Çünkü biz kendimizi tanımıyoruz. Kendimizi bilmiyoruz. Ben soruyorum, sürekli eğitimler veririm. Az önce söyledim, SWOT analizi, bir holdingin beyaz yakalarına eğitim verdim. 50-60 mühendis vardı. SWOT analizini tam dolduran %5'i geçmedi. Tanımıyoruz diye. Hangi özelliği? Peki, tanımadığın halde nasıl mücadele edebilirsin hayatta? Kazanmak önemli değil sevgili dostlar. Nedir önemli olan? Mücadeleyi aralıksız sürdürmeye, hangi konuda olursa olsun. Mesela o konuda sevgili dostumu çok takdir ederim Yaşar Bey'i. Hangi iş olursa olsun onu sonuna kadar götürür. Hocam özür dilerim, misafirlerimiz var ama. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hemen geçin. Kusura bakmayın gördüm. Her 10 çalışandan 3'ü kendini mutlu hissederken, her 10 çalışmayandan 2'si kendini mutlu hissediyor. Demek ki evde kalmak daha mı iyi sevgili dostum? Mutlusun. Bir şey görmüyorsun. Yani demek istedim, mücadeleyi biz ne kadar sürekli hale getirirsek ve her konuda aralıksız çalışırsak başarı yakalarız. Neden yaşıyorsunuz? Neden yaşıyorsunuz? Ve kimin için yaşıyorsunuz? Evet. Torunlar, çocuklar için. Torunlar, çocuklar için. Başka? Kendim için. Efendim? Kendim için. Kendiniz için. Neden yaşıyoruz? Kimin için? Kendin için. Neden yaşıyorsunuz? Dünyaya gelmişiz. Tabii Cenab-ı Allah'ın verdiği ömrü en güzel şekliyle yaşamak. Tabii çoluğumuza, çocuğumuza faydalı olmak. Sevgiye faydalı olmak. Kendimize faydalı. Evet. Neden yaşıyoruz? Siz ne diyorsunuz? Evet. Yani yaşamamız sebebi kendimize ve çevremize, bu vatana, millete daha yararlı insan olalım düşüncesiyle yaşama şeyini devam ettiriyoruz. Hazreti Allah'ın verdiği şeyi de, sağlığı da bozmamak için gayret gösteriyor. Dini inanç boyutunu bir tarafa bırakalım. Neden yaşıyoruz? Neden yaşıyorsunuz? Beyefendi. Ülkemin insanlar için yaşıyorum. Kendiniz için yaşamıyorsunuz. Kendimi düşünmüyorum. Ülke iyi olursa ben de iyi olur. Ülke kötü olursa ben kötü olurum. Mutluluğu bulmak için herhalde. Mutlu oluruz umuduyla. Evet. Arkadaşlar, bütün dünyada yapılan araştırmalara göre dini boyutunu bir tarafa bırakırsak, işte bizde kulluk görevi, Yahudilikte başka, Hristiyanlıkta başka, hepsinin dini boyutunu bir tarafa bırakalım. Yapılan araştırmalara göre mutlu olmak, başarılı olmak, başarıyı daim kılmak. Yaşama amacımız bu. Öyle değil mi? Bir düşünün şu anda. Hep bunun için çaba göstermiyor muyuz? Sağlıklı olmak var şimdi. Efendim? Pandemiyle birlikte bir de sağlıklı olmak için. Zaten siz eğer mutlu ve başarılıysanız sağlığınız da yerindedir. Tabii. Zaten sizin amacınız başarılı ve mutlu olmaksa sağlığınıza dikkat edersiniz. Öyle şimdi konuşacağız. Birçok sağlığımızın bozulma nedeni nedir? Stres. Stresin ortaya koyduğu kaygı. Kaygının ileri boyutu korku. Ben korkmuyorum diyen yalan söyler. Doktor teşhis koyuyor. Hepimizde şey vardır. Korku vardır. Ama biz bunların üstesinden nasıl gelirsek o şekilde. Demek ki mutluluk önemli. Mutlu olmak önemli. Peki tek başımıza mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Değil. İşte yine en büyük stres nedenleriyle ilgili yine son bir araştırma yapılmış ülkemizde. Birinci sırada ekonomik nedenler geliyormuş, strese neden olan kaynaklardan. %35,69. İkinci sırada gelecek kaygısı. İşte bu kaygı neye dönüşüyor? Korkuya dönüşüyor. Hoş geldiniz.
Üçüncü sırada iş okul ilişkileri. İş hayatında hiç memnun olan birini gördünüz mü? Çevrenizde. Çok. Ben bugüne kadar hiç görmedim. Herkes yakınıyor. Herkes yakınıyor. Koronavirüs salgını son zamanlarda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizdeki de insanları strese soktu. Yüzdesi 6,71. Aile ilişkileri. Sevgili arkadaşlar, eğer ailesinde mutlu olmayan bir kişi varsa onun mutlu olması dışarıda mümkün değil. Her şey daha evde başlar. Güne merhaba derken yaşadıklarımız o günkü rollerimizi belirler. Daha saldırgan, daha yumuşak davranışlar gösteren, daha uyumlu, daha. Bakıyorsun sabah bir işte büyük şehirde hepimiz yaşıyoruz. Allah kahretsin, nerede saati kurmayı unutmuşuz, yine geç kaldık, çocuğu kaldı, nerede benim kravatım, yemek boş ver, yemeyelim. Sokağa atıyorsunuz kendinizi, daha ilk gördüğünüz insana düşman gibi bakıyorsunuz. Ne oldu? Sabah evden çıkarken yaşadıklarımız çok önemli. Onun için mutluluğu biz önce burada yakalamalıyız. Örneğin yarım saat erken kalksak ne olur? Kıyamet mi kopar? Değil. Ama o yarım saat erken kalkmak bizi hayata, o güne hazırlar. O halde biz neden diye soruyoruz hep. Neden yerine hangi soruyu sormamız gerekiyor? Nasıl? Nasıl sorusu önemli. Neden bunu yaptın? Neden geç kaldık? Nasıl erken kalkabiliriz desem akşamdan sabah onu yaşarsın. Strese de girmezsin. Duygusal sebepler, geçmişte yaşanılanlar. Yine bizim insanımızın en çok üzerinde durduğu konu. Geçmişe gitmek, özellikle kadınlarımız. Senin zamanında annen bana şöyle demişti, sen şöyle yapmıştın, şunu olmamıştı, geçmiş. Ya bırakın artık, geçmiş bitmiş. Şu anı odaklanalım. Onun için ne diyoruz? Anda yaşamak çok önemli. Anda yaşamak. Şimdi yaşamak önemli, geçmişten ama aldığımız dersleri de unutmamak kaydıyla. Biz affetmeyi de unuttuk. Geçen birisi geldi bana, bir derdini anlatmıyor. Eşinden ayrılmış. Asla affetmem diyor. Dedim unutma, tamam ama affettiğini de söyle. Streslesin bak. Bu streste nasıl kurtulacaksın? Önce kabullen artık, bitmiş. 26 yıllık beraberlik bitmiş. Tamam bundan sonra senin yoluna, o yoluna gidecek. Bunun endişesini yaşamak zor mu, kolay mı? Ama biz kolayı seçiyoruz. Acılarla yaşıyoruz. Kendimize acıyoruz. Bu da ne yapıyor? Stres yaratıyor. Veya olanları kişiselleştiriyoruz kendimize göre. Halbuki değil. Herkesin başına gelen bir olay, sen niye kendini alıyorsun hep? Öyle değil mi? Trafik. Trafiğe bakıyorsunuz, adeta savaşa gidiyoruz insanlar. Arabalarda sopalar, yaralayıcı malzemeler, birbirine ters bakmalar. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Şiddet. Dolayısıyla sevgili dostlar, bütün bunlar ne yapıyor? Bizim stresimizi artırıyor. Stresimizi eğer biz nasıl yaşadığımızı ortaya koymazsak çözüm üretemeyiz. Herkese aynı şey reçete verilmiyor. Herkesin kişiliğine göre bunlar ortaya konuluyor. Bakın bu stresi yaratan etkenler içerisinde bana göre en önemlisi, tabii ki tıbbi açıdan burada uzman dostlarımız da var, beyin. Beynin kimyasını bozarsak bütün vücudumuzun kimyası bozulur. Beynin kimyası bozulursa siz streslesiniz demektir. Endişe içindesiniz. Depresyona girebilirsiniz. Tansiyonunuz yükselir. İşte zihin karışıklığı, unutkanlık, dalgınlık, uykusuzluk, aşırı yeme, iştahsızlık, ağlama, sinirlilik, öfkelilik, sıkıntı, huzursuzluk gibi belirtiler stresin beyin kimyasında doğrudan geliştirdiği hastalık belirtileridir. Her şey bozulmaya baksın. Bozulduktan sonra tamir etmek kolay mı? Değil.
Onun için bozmamaya çalışmalıyız. Ve bozmamak için de neyin ne olduğunu bilmeliyiz. Burada kaygı çok önemli. Belki abartılı ama bir hikaye anlatayım size. İstanbul sokaklarını bilirsiniz. O eski İstanbul sokaklarında hemen giriş katındaki pencerelerde kadınlar birbirleriyle ne yapar? Konuşur, sohbet ederler. Yine bir pencereye durmuş bir genç kadın ağlıyor. Yoldan geçen yaşlı birisi diyor ki, kızım neden ağlıyorsun? Diyor ki, ah teyze, ah ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Ne oldu diyor. Şimdi senin yerine diyor, yakışıklı biri gelseydi, bana merhaba deseydi, ben onunla tanışsaydım, evlenseydik, bir süre sonra çocuğumuz olsaydı, çocuğumuz 8-9 yaşına gelseydi, o şuradaki gördüğün çukura düşseydi, ben ne yapardım? Onun için ağlıyorum demiş. Sevgili dostlar, işte kaygı, biz kendimize acıma duygusunu o kadar geliştiriyoruz ki, özellikle bu kadınlarımızda daha fazla, ne yapıyor? Hep kendimize acıyoruz. Ah ben ne talihsiz kadınım, nereden düştüm bu adama? Ah ben kimleriyle beraber olacaktım? Gibi gibi. Bunlar ne yaratıyor hepsi? Stres sevgili dostlar. Bunu asla unutmayalım. Beyin kimyası dedik, insanın beyni adeta bir orkestra şefi. Öyle değil mi? Her şey buradan yönetiliyor. Ruh yapımız ve kişiliğimiz, bu çok önemli. Beyin aracılığı ile kendisini ifade etmektedir. Beynimizin stres altında olması ise bütün vücut organlarımızın faaliyetini ne yapıyor? Olumsuz etkiliyor. Onun için beyni de ne yapmamız lazım? Beyin sağlığına da dikkat etmemiz gerekiyor. Zaman baskısı çok önemli. Biz zaman kontrolünü bilmiyoruz arkadaşlar. Yine bir örnek vereyim. Bir özel şirket beni eğitime çağırdı. Yönetim kurulu üyelerine zaman yönetimi ve toplantı yönetimi konusunda eğitim istediler. Yönetim kurulu üyeleri 15 kişiden oluşuyor. İçinde emekli bir müsteşar, 3-4 tane genel müdür, 1-2 tane genel müdür yardımcısı, daire başkanları ve 5-6 tane de avukat. İlk dersimiz zaman yönetimi. Ben eğitime başladım. Yarım saat sonra emekli müsteşar ile genel müdür geldi. Dedikten ben de almadım bunları içeri. Dedim bekleyin dışarıda. Ara oldu. Bunlar tabii çok bozuldu. Dedi ki, hocam bizi niye almadın eğitime? Dedim ki, siz benden ne eğitim istediniz? Zaman yönetimi. Eğitimi düzenleyen de biri de içinde. Siz ne zaman geldiniz? İşte hocam şöyle, baham yok. Ertesi günün toplantı yönetimi var. Ben hep yarım saat erken giderim. Gittim baktım, ikisi en önde oturuyor, gelmişler. Sevgili arkadaşlar, zaman yönetimini yapamazsa asla unutmayın. Zaman baskısı sizi strese götürür. Zaman baskısı. Başka? Başarı baskısı. Ben başarılı olmalıyım. Derste başarılı olamazsın. Ama ben çalışmalıyım. Çalışarak her şeyin üstesinden gelme kabiliyetine sahibiz değil mi? O halde neden başarı ön plana çıkıyoruz? Biz hedeflediğimiz şeyleri öne koyarak ona ulaşma araçlarını, amaçlarımızı bir tarafa bırakıyoruz. Bu çok yanlış. Şey öyle demiş Halim. Yerdeki yaprak, acıma ona. Ya sen nesin? Maziden gelen kervanın atiye giden yolcusu. Yüleğim mi dersin diyor. İşte onun için önce kendimizi tanıyacağız. Biz kendimizi ne kadar iyi tanırsak, işte hızlı yaşantı, ekonomik yarışmacılık, kıskançlık, yapmalıyım, mecburum gibi zihinsel şartlanmalarda ne yapar arkadaşlar? Beyin kimyasını bozar. Ama biz kendimizi iyi bilirsek bunların üstesinden geliriz değil mi? Biz ne diyoruz hep? El alem ne der? Müdürüm ne der? Patron ne der? Arkadaşım ne der? Ne derse desin. Sevgili dostlar, sen kimsin? İbn-i Sina ne diyor? Kendini bilen insan, bazı kendini bilmezlerin kendisi hakkında söylediklerinden etkilenmez diyor. Şimdi Ali hocam kendi konusunda uzman. Şimdi başka birini söylediğinde niye etkilensin? Öyle mi? Bu işi ben bilirim.
gelişmeleri takip ederim. Hani yeni şeyler olursa da alırım. Ama el alem ne der diye ben herhangi bir işe girişmem. Veya kendimi zorda bırakmam. İşte o el alem ne der, malı meli dediğimiz cümlelerle başladığın an ne yaparsın? Strese girersin. Gayet basit. Onun için günümüzde herkes ne içinde? Stres içerisinde. Çocukluktan beri. Beyinde serotonin azalması, adrenalin azalması depresyona sebep oluyor. Bazı bölgelerde ise adrenalin aşırı salgılanması panik bozukluğuna neden olmakta. Peki bunları kim sağlıyor? Biz, kendimiz. Biz. Neden? Mutluluk hormonu, serotonin. Onun beyin yapısını bilmiyoruz. Beslenmemize dikkat etmiyoruz. Hayatta her şeyin istediğimiz gibi olmasını bekliyoruz. Bu da mümkün mü? Toplumsal koşullara uymak zorundayız. Sonuçta stresi yönetmenin beyin kimyasını yönetme olduğunu bilmek gerekmektedir. Ben mesela eğitimlerde limbik korteksteki beynimizin amigdaladan çok bahsederim. İşte hocamız da burada biliyor eğitimlerde. Adımı amigdala Halim Hoca çıkarmışlar. O kadar önemli çünkü. Amigdala vücudumuzu otomatik olarak korumakla görevli olan merkezdir. Dışarıdan gelen uyarıcılara karşı verdiğimiz tepki sonucu amigdala devreye girer. Veya biz istemesek de o devreye girer. Dolayısıyla işte hem mutluluk hormonu serotonin olsun, ondan sonra adrenalin olsun, bütün bunları devreye sokar. Böbrek üstü bezini harekete geçirir. Hipofiz bezini harekete geçirir ve bir savaş veya kaç komutuyla karşı karşıya bırakır bizi. Hiç dikkat ettiniz mi? Bir trafik kazası geçiren kişi arabasından eğer sağlıklı bir şekilde inmişse ana yolu doğru gider bilinçsizce. Ve başka bir araba çarpar öldürür. İşte bunlar biz iyi bilirsek, kendimizi iyi tanırsak tabii ki stresinde faydaları var. İşte ona zannedersem akut stres diyoruz değil mi? Kısa süreli şeye akut stres bizi daha başarılı olmamızı ortaya koyar. Ancak kronik stres olursa... Uyarıcı olur. Efendim? Uyarıcı olur. Evet. Bu daha önemli hale geliyor. Her şey bizim için. Eğer sen kendini çok iyi tanırsan, bakıyorsun yıllar geçmiş. Değil mi? Evlilikte kaç yıl geçirdin hocam? 40. 40 yıl. 41'e girdik. 41'e girdin. Sorun yaşamadın mı? Çok. Çok. Ama devam ediyor değil mi? Çok mutluyum. Evet. Her şey, sevgili arkadaşlar bizim için. Sen mutlu olmak istersen istersin. Ama biz ne yapıyoruz? Hep tersini. Bana bir bayan geldi. Hocam dedi. Ben dedi evlenmek istiyorum. Allah'a dua ediyorum. Dine inancım da çok kuvvetli dedi. Ama Allah bana vermiyor, evlendirmiyor dedi. Peki de nasıl dua ediyorsun? Allah'ım bana hayırlısıyla bir kısmet. E dedim Allah bunu kabul etmez. Niye dedim? Niye Allah'a havale ediyorsun her şeyi? Hayırlısıyla bir kısmet ne demek? Ne demek? Hayırlısıyla bir kısmet. Oturup beklemek. İşte onun için bekliyor, evlenemiyor. Hayırlısı diye başla ama isteklerin sırala. Üniversite mezunu olsun, parası olsun, arabası olsun, evi olsun, kaynana olmasın. Ne istiyorsan söyle bunları. Ortaya koy ki Allah da ona göre duanı kabul etsin. İşte beyine gönderdiğimiz her türlü bir sinyal olumlu olumsuz olarak değerlendirilmez. Hepsi olumlu gibi kabul edilir. Örneğin işte neden sorusunu ortadan kaldırdığımızda nasıl sorusuna bunu evrilirse o zaman daha rahat ediyoruz. Neden neden? Ama neden sorusu da problem çözme tekniklerine bir tekniktir. Sorgulamak için yapılır. Arka arkaya 5 kere neden diye sorarsanız problemi çözersiniz. Duymuş muydunuz bunu? Bir teknik, problem çözme tekniklerinde. Örneğin, elektrik kesik. Kesildi birden. Neden? Tamam. Neden kesildi? Bakıyorsun sigorta atmış. Sigortayı değiştiriyorsun, elektrik geldi, devam ediyorsun. Ama sorunun temeline indik mi? Hayır. Hayır. İkinci neden. Neden sigorta atmış? Bakıyorsunuz, bağlantısı, teller, eski şeyler çok basit.
yapılmış. Diyelim ki onların numaraları var ya, 4, 6 nolu kablo yerine 2 kullanmış, hemen atıyor. Peki, neden bu şekilde kullanılmış? Bunu yapan kişi çırağı bırakmış, çırak yapmış, usta yapmamış. Neden yapmamış? Usta o sırada başka bir işe gitmiş. İşte asıl neden o. Oradan itibaren gereğini yapmak zorundayız. Neden 5 kere derse karşılaştığımız sorunlara orijinal çözümler üretebiliriz. Ama günlük yaşamımızda neden ben başarısızım? Neden ben böyleyim? Neden arkadaşım bana kazık attı? Neden dediğiniz anda strese girersiniz. Nasıl? Arkadaşın sana kazık. Arkadaşımın bu attığı kazığı veya ilişkimi nasıl düzeltebilirim? Nasıl kendimi geliştirebilirim? Nasıl mutlu olurum? Neden mutsuzum yerine nasıl mutlu olurumu ortaya koymak. Beyin de böyle, dualarımız da böyle değil mi? Olumsuz dua ettiğiniz takdirde o gerçekleşir mi? Değil, olumlu. Mesela Allah'ım bana sabır ver diyoruz. Bu çok doğru bir şey mi? Tabii bu konuda uzman arkadaşlarımız da vardır ama benim yaptığım araştırmalara göre psikolojik olarak da Allah'ım bana sabır ver demek o içinde bulunduğun durumun devam etmesini istemektir. Ama bu dünyada da öbür dünyada bana iyilik ve güzellikler ver dediğimizde bunu ortadan kaldırabiliyoruz. Evet. Peki stres nedir bu girişten sonra? Stres. Birçok tanımı var sevgili arkadaşlar. Ama ben buraya genel olarak hepimizin yaşadığı şekilde ele almak istedim. Sürekli olarak değişen çevremize, öyle değil mi? Aynı mı çevremiz? Sürekli değişiyor. Sürekli olan, değişen, çevremize uyum sağlamaya çalışırken yaşadığımız fiziksel ve duygusal zorlanma, gerilim, tepki, ne dersek bunun adına. Bu nedir? Strestir. Stres olumlu ve olumsuz duygular ortaya çıkarabilir. Olumlu etkisi açısından bakıldığında stres bireyi harekete sevk eder. Adeta bir isteklendirme kaynağıdır. Yönlendirme kaynağıdır. Bizim daha başarılı olmamıza yöneltir bizi. Biraz stresin işte az önce dedim. Akut stres faydalıdır. Kronik stres ise zararlı. Bireyin çevreyle olan etkileşiminde ortaya çıkan zorlanma demiştik. Çevremize bir bakalım. Ne kadar uyum sağlıyoruz? Ne kadar onun üstesinden gelmeye çalışıyoruz? Ve biz bunları nasıl gerçekleştiriyoruz? Öyle değil mi efendim? Stresli misiniz? Hazmetli. Bir gençliğe göre ve daha iyi önceki tecrübesizliklere göre. Evet. Bir şey kazanan bir nokta. Tabii. Gittikçe ne yapıyor? İnsanoğlunun kişiliği nedir? Ölene kadar değişirmiş. Biz de değişiyoruz. Daha farklı açılardan bakabiliyoruz. Son yıllarda sosyal bir sorun haline gelen stres. Öyle değil mi? Bütün dünyada, özellikle ülkemizde son zamanlarda herkes stresten şikayetçi. Kaygıdan, endişeden, korkudan. Yaşamın her alanında ve ayrıntısında ortaya çıkabilmesini, ötürü stresin yok olması, yaşamın son olması anlamına geliyor. Yani stressiz bir yaşam yok. Önce bunu kabullenmek lazım. Eğer biz kabullenirsek, çevremizde olan şeyleri veya kendi içimizde çıkan özelliklerimizin farkında olarak bunu kabul edersek, daha başarılı ve mutlu olmak bizim elimizde değil mi? Baktığım zaman, şimdi yüzlerinizde bazıları, mesela bir endişe var bazı arkadaşlarımızın yüzünde. Endişe. Bu endişe eğer artarsa neye sebep oluyor? Korkuya sebep olabiliyor. Bu nedenle bireylerin stresle yaşamayı öğrenmeleri ve olumsuz yönlerini en aza indirgemeleri gerekir. Neden? Çünkü dedim ya kişiliğimiz öne dek değişiyor. Karşımıza kişilik çıkıyor. Peki kişilik ne? Veya soruyu şöyle yönelteyim. Kişilik, karakter aynı mıdır, farklı mıdır? Bir düşünelim. Evet, kişilik, karakter aynı mıdır, farklı mıdır? Karakter kişiliğin bir parçası
diye düşünebilir miyiz? Efendim? Karakter kişiliğin bir parçası diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Demek ki farklı diyorsunuz değil mi? Eşittir demiyorum. Evet, eşittir demiyorsunuz. Evet. Çok güzel. Başka? Siz genç arkadaşımız. Kişilik, karakter aynı mıdır, farklı mıdır? Yani kişilik karakteri de içinde barındırıyor. O tersini söyledi o dostumuz. Yok, karakter kişinin dediğin içinde diyorsunuz. Başka? Bence kişilik insanın mizacı birazcık. Karakterse onu yönlendirmiş olduğu, şekillendirmiş olduğu hayattaki duruşu. Bence. Diyorsunuz. Bence de farklıdır. Bence aynı gibi görüyorum. Kişilik dairenin en sonunda karakter onun bir parçası. Diyorsunuz. Evet, başka görüşü olan kişiliğin karakterimizdir. Kişilik de o yani gelişen olaylarla oluşan Evet. Sevgili arkadaşım, tabii kavramları... Çok zor ama hocam, neyse söylediniz. Sevgili dostlar, kişilik bizi diğerlerinden farklı kılan tüm özelliklerimiz. Bunun üç adımı var. Bir, mizaç huy dediğimiz. Bu genetik yoluyla gelir. Bunun değiştirmesi çok zordur. Ama kişiliğimize etkisi yapılan araştırmalara göre %38. %62'lik bölümünü kişiliğimizin karakterle zeka yeteneklerimiz oluşturur. Ve dolayısıyla zeka, yetenek ve karakterlerimiz ölene dek değişir. Değişmem diyen yalan söyler, bencildir. İşte biz kişiliğimizi ortaya koyarken, kişiliğimizi oluşturan, işte mizacımız olsun, karakterimiz, zeka yeteneklerimiz, yetkinliklerimiz çok önemli. Dolayısıyla bunları ortaya koyarken olumlu olumsuz yönlerimizi ele alırsak ve bunları da olumsuz yönlerimizi daha olumluya götürürsek başarılı ve mutlu oluruz. O zaman stres de bizi doğrudan etkilemez. En azından hastalıklara meydan vermez. Hocam son şeyi tekrar edeyim siz. Yani açın, yani iyi kavramak açısından söylüyorum. Kişiliğimiz. Yani, sonuçta üç temel şeyden. Özelliği var. Bir, mizaç huy. Bu doğuştan gelen. Bu doğuştan geliyor. Evet. Kan yoluyla geliyor. Evet, bunu değiştirmek çok zor. Ancak yapılan araştırmaya göre 7 nesil sonra herhalde değişiyor. Bildiğim kadarıyla. Mizaç huy mesela atalardan gelir. Ben mesela yüz okumada bunu söylerim. Mesela sizin söyleyeyim mi? Söyle. Mesela atalarınızdan gelen isyankar bir ruh yapınız var. Bu mizacınız işte. Doğrudur. Bu işte mizacınız oluşturur özelliğinizi. Ama karakterimiz doğumdan itibaren hayatta çevreden aldığımız her şey. Eğitimdi, anne, baba sevgisi, yetiştirmesi, eğitimi, okul. Dış çevre, oyun arkadaşları, şimdi işte televizyon, sosyal medya, her şey ne yapıyor? Karakterimizi geliştiriyor. Aynı zamanda zeka ve yeteneklerimiz de gelişiyor. Şimdi siz ne dedi beyefendi? Gençken böyle değilim dedi değil mi? Şimdi yıllar geçmiş, daha farklı bakıyorsunuz. Farklı bir bakış açısı geliştirdiniz. Dolayısıyla karakterimiz, zeka ve yeteneklerimiz ölene dek değişiyor. Ama biz özellikle erkeklerimiz, bana çok sorular. Hocam, Allah beni böyle yaratmış. Değişemem ki. Ben dedim, sevsinler seni, bencil adam. İşine gelmiyor. Yoksa değişiriz. Ben de mesela 68 yaşındayım, hala değişiyorum. Ölene dek bu süreç devam ediyor. Evet. Etkili bir stres yönetimi, aynı zamanda sorun çözme ve karar verme yeteneğinin artmasına ve günlük yaşamda verimliliğinin yükselmesine olanak sağlamaktadır. Demek ki biz herkesin stres yönetimi farklı olacak. Çünkü kişiliklerimiz farklı. Siz beyefendiye gelen reçete hanımefendi uygun olmayabilir. Ama biz bunun farkında olarak karar verme, problem çözme. Biz bunları da ortaya ne yapıyoruz? Stresi yönetirken ortaya koyuyoruz. Çözülmeyecek problem yok hayatta. Yeter ki siz işte kaynağına inin. Biz ne yapıyoruz? Her şey yüzeysel bakıyoruz. Mesela geçen öğretmenlere bir konferans verdim. Sordum soruyu, size de soruyorum. Empati nedir? Türkçe bir sözcük müdür? Ne anlama gelir?
150 öğretmene sordu bunlar. Lise ve ortaokulda görev yapan. Karşıdakini anlamak yetmedi. Empati Türkçe değildir. Duygudaşlık. Bir tek de konuşursak daha rahat anlaşabiliriz. Buyurun. Empati Türkçe değildir. Duygudaşlıktır onun anlamı. Normal süreçte karşıdaki insanın kendini yerine koyup ne hissettiği olarak söylüyoruz ama onun için aynı şeyleri yaşamamız gerekir. Teşekkür ediyorum. Oradan bir. Siz de söyleyin sizin cümlelerinizle. Karşıdaki kişinin yerine koymak kısaca benim düşüncem. Yeterli mi? Değil belki ama onun duygularını anlayabilmek bu şekilde yerine koyarak ama yaşamadığımız için de anlamayabiliriz. Diyorsunuz. Türkçe mi? Yabancı sözcük mü empati? Yabancı. Emin misiniz? Çünkü çok emin olarak söylemediniz. Değil. Evet. Değil. Başka görüşü olan empati nedir? Türkçe mi yabancı bir sözcük? Yabancı bir sözcük. Efendim? Yabancı bir sözcük. Türkçe değil. Evet. Ne demek? İngilizce'de yani simpati var, empati var. İkisi de İngilizce, Latin kökeni diye biliyorum ben. Evet. Ama empatinin kavramını bizim düşündüğümüz gibi şey yapmıyorlar yabancılar. Öyle biliyorum. Nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Açıklayabilir misiniz? Girdim tam yani simpatiye benzer bir açıklaması var diye biliyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar empati, empatya eski Yunanca sözcüğünden türemiş. Bütün dünyada yazılışlar farklı ama empati olarak açıklıyoruz. Türkçesi çok güzel. Arkadaşımızı kutluyorum. Duygudaşlık veya eş duyum Türkçesi. Ne kadar güzel değil çok mi? Çok güzel yani. Duygudaşlık veya eş duyum diyoruz empatiye. Peki empati nedir? Kendini olayları içerisinde veya dışında nerede olursa olsun o olaya maruz kalan insanın yerine kendini koyabilme. Bir. İki. Onun duygu ve düşüncelerini doğru ve tam olarak anlamak yine yetmiyor. Üç. Bu anladığımızı kendisine paylaşmak, iletmek kendisiyle. Bunu üç adımlı olursa empati oluyor. Yoksa şimdi bakın sokağa süpüren bir temizlik görevlisini yerine koy kendini. Ne oldu? Hiçbir anlamı yok. Ama adı üzerinde Türkçesinden hareket eder. Duygudaşlık, arkadaşlık, dostluk gibi, yoldaşlık gibi düşünün. O zaman işte empati oluyor. Biz de dolayısıyla bu konferansı neden sevgili dostumla planlamayı düşündük? Stres nedir? Stresin oluşum mekanizması, belirtileri ve etkili stres yönetimi konuların önemine dikkat çekmek için bir aradayız. Sorularınız olursa lütfen yöneltin. Ben bütün eğitimlerimde buna dikkat ederim konferanslarda. Sonuna bırakmam. Bu anda aklınıza gelen bir soru varsa lütfen paylaşın. Elimizden geldiği kadar çözüm bulalım. Hocam empati şöyle daha iyi kurulabilir diye düşünüyorum. Buyurun. Hani damdan düşen bir halini damdan düşen bilir derler ya. Evet. Yaşadıysak o duyguyu karşı tarafı daha iyi anlayabiliriz. O ayrı tabii. Tabii. O üzerine daha fazla resmini düşmenizi, üzerinde durmanızı evet, gerektirir. Evet, yaşadığınız için. O zaman da o duyguyu yaşamadığımız insanlara empati kuramaz mı? Kurarsınız. Ne dedim? Hanımefendi dediği gibi daha fazla ilgilenme söz konusu olur. Şimdi düşünün, hep anneler, çocuğunuz şurada başarısız olmuş veya başarılı olmuş, toplantıya gidiyorsunuz, hep anneler orada, diğerin çocukları da.